Efendim, bugün çok değerli hocamız Tunç Akkoç ile beraberiz. Böyle Tunç diyeceğim ona çünkü benim arkadaşım ve hakikaten çok benim için önemli ve özel bir insan. Çok değerli. Marmara Üniversitesi'ndeydi değil mi hocam? Evet, Marmara Üniversitesi'nde. Şimdi o zaman şöyle kayıtlara geçmesi için sizi şöyle bir tanıyalım. Ondan sonra devam edelim. Peki, ben Marmara Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde çocuk sağlığı hastalıklarında bilim dalında alerji immünoloji bilim dalı öğretim üyesiyim. Kök hücre üzerine uzun yıllardan beri çalışıyorum. Hatta onun daha önceki döneminde de immünoloji üzerine çalıştım. Doktoramı alerji immünoloji üzerine yaptım. Hastalıklarda immünoterapi, özellikle atopik hastalıklarda, alerjik hastalıklarda immünoterapi yöntemi üzerinde konuşmalar yaptım, çalışmalar yaptım. Bu alanda birçok yayın yaptım. Onun üzerine kök hücreye geçiş yapmam gerektiğini düşündüm. Onun da sebebi 2009 yılında bu alanda çok ciddi çalışmalar vardı kök hücre üzerinde. Dolayısıyla kök hücre ve immün sistem alanında çalışma yoktu. Ama kök hücrenin rejenerasyon kapasitesi üzerine çalışmalar vardı. Ben dedim bu kısımda eksiklikler var. Bunun üzerine gitmeye çalışayım diye bir alana doğru girdim. Zaten biz akademisyenlerle şöyle bir şey var. Biz bir alanı seçiyoruz ve onunla devam ediyoruz. Fakat bir yerden sonra kendinize spesifik bir alan seçmeniz gerekiyor. Diğer türlü dağılıyorsunuz, boğuluyorsunuz alanın içinde. O yüzden onu yapmam gerekiyordu. Ben de kök hücre alanı seçtim ve de çok iyi yaptığımı düşünüyorum. 2009 yılında hem doçentliğimi aldım, TÜBİTAK projemi aldım. Üzerine kök hücre alanında yoğun çalışmalar yaptım. Daha sonra ilerleyen zamanlarda Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği'ni büyük hocalarımızla beraber ben de genç bir bilim adamı olarak kurduk. Şu an onun dönem başkanı başkanıyım. Kısa adı neydi hocam Yani onun? Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği. Kısa adı yok bu şekilde. Uzun uzun Ha. söylüyoruz onu. Oho, Uzun uzun söylüyoruz. tamam. Bir sürü kısaltmalar var ya. Yani Acaba şey diye düşündüm ben de hani çocuk hastalıklarıyla başladığınız ve herkesin böyle alerji işte gibi özellikle hani nefes problemleriyle size geldiği zor bir alandan bu tarafa geçmişsiniz. Acaba hani o küçük yaşta yakalanan lösemili çocuklar falan mı acaba sizi böyle fazla etkiledi diye bir düşünür oldum nedense. Hani aslında şöyle. böyle kronik hastalıklara Evet. sahip olan insanlara çare bulmak adına yani. Doğru. Şimdi şöyle bir durum var. Benim çalıştığım alanda alerji immünoloji alanında tabii astım ağırlıklı olarak görülen bir rahatsızlık. Akciğerlerdeki Astım. inflamasyon ve hem genetik faktörler hem de çevresel faktörler var astımda. Dolayısıyla biz bu alan üzerine çalışırken immünoterapi diye bir sistemle tanıştım ben. Yani yıllardan beri yapılan benim de akademide öğrendiğim bir sistemdi. Bunda bireylerin duyarlı oldukları antijenlere karşı tedavi ederken tekrar antijeni kullanılması. Yani hücrenin daha doğrusu o ajanın tekrar kullanılması. Buna immünoterapi deniyor. Yani bir şekilde immün sistemi eğitmek. Bu sistemi eğitmekle biz uğraşırken kök hücrenin de bunu yaptığını ben okuyarak öğrendim. Yani Dolayısıyla aşı dedim ki sisteminde olduğu gibi mi pardon. immünoterapi? Yani aşı sisteminde olduğu gibi Aşı yapılan bir şey. sistemindeki aslında şöyle. Mesela immünoterapi aşıları da var. Ya aşı zaten herhangi dışarı olan bir şeyi enjekte etmekle ilgili olan bir şey. Buradaki bir tanesindeki durum normal olarak bu antijenin, alerjinin vücuda verilmesi, farklı dozlarda verilmesi. Bununla beraber de o bireylerin bu alerjini yabancı algılamamalarının sağlanmasıydı. Yani en büyük yapmaya çalıştığımız şey bizim oydu. Ve biz bunu yaptık. Buradan çıkan sonuçlar da çok verimliydi. Mesela dil altı aşıları, işte koldan yapılan aşılar. Bunlar hastaların 3 yıl içinde alerjiye karşı duyarsızlaştırılmasını sağladı. Bu önemli bir açıklamaydı bizim için. Tabii kök hücreye baktığımızda kök hücrede de biz aynılarını gördük. Yani kök hücrenin de bu etkisi var. Dolayısıyla biz alerjini vermeyelim, direkt olarak kök hücre tedavisiyle bu yaklaşıma girelim diye düşündük. Bunun da yaptığımız, hani insanlar üzerine direkt çalışma yapmadık ama yapılan diğer çalışmalarda bizim bildiklerimiz, bir de tabii bizim inimito dediğimiz, yani hastanın kanını alıp onu dış ortamda kök hücreyle muamele ettikten sonra gördüğümüz sonuçlar bize şunu verdi. Evet, gerçekten kök hücre
Allerji astım immünoterapisinde onun yerini alacak şekilde tedavi edici rol uygulayabilir, kullanabilir diye gördük ve bunun üzerine ağırlıklı çalışmaya başladık. Şu an onda bayağı yol aldık aslında. Birçok hastalıkta, hatta bugün sigaradan konuşacağız. Mesela KOAH'ta bile, KOAH'ta bile bunun etkili olduğunu çalışmalar bunu gösteriyorlar. Ama tabii bir takım mevzuatlar var. Bu çok önemli. Yani ben kök hücre alıp hemen klinikte kullanamam, kullandırtamam da. Bunun da sebebi şu, bu mevzuat gereği Sağlık Bakanlığı'na mutlaka bunun bir izin alınması lazım. Helsinki Deklarasyonu'na bağlı kalınması lazım. Çünkü Helsinki Deklarasyonu der ki kanıtlanmamış bir tedavi varsa bu kanıtlanmamış tedavinin uygulanması için belirli protokole uyulmak zorundadır der. Dolayısıyla biz protokole uymak mecburiyetindeyiz. Hastayı bilgilendirme ama bununla beraber kurumlar içinde üst mercilere, işte burası Sağlık Bakanlığı oluyor, danışmak, ondan izin almak gerekir. Çünkü belirli tedaviler var. Çünkü normalde astımın bir tedavi protokolü var. KOAH'ta bir protokol var. Ama bu konvansiyonel dediğimiz normal protokol dışında bir yeni protokol uygulayacaksınız. O zaman hastalığının neden bu protokol uyguladığınızı anlatmanız gerekiyor insanlara. İşte bizim çabamız da aslında biraz da bu. Bu kısma gelecek büyük bir ihtimalle ileride. Ama şu an için Sağlık Bakanlığı izniyle hasta başı özel istekle protokolle uygulanabiliyor. Şu an COVID-19'a da uygulanıyor mesela mezenkimal kök hücreler. Bizim bahsettiğimiz, ürettiğimiz kök hücreler. Bunların uygulanmasında yine aynı şekilde özel sertifikalı laboratuvarların, bizim GMP dediğimiz özel laboratuvarlarda üretilmesi gerekiyor. Bakanlık izninin olması gerekiyor. Ondan sonra tedavilerde kullanılması gerekiyor. Şu anki etkinlik derecesi yayınlarda da okuyorum. Ben %60-%70'ler civarında etkinliği var. Bence gayet güzel. Ve bunun da ne zaman... %50'yi geçtikten sonra... Yani böyle 10 hastanın belki 10'u ölecekken ikisi kurtulsa bile önemli. Anlatabiliyor muyum bu tedaviyle? Yani hani %20 olsa bile önemli. Hani kaldı ki %60, yani 10'da 6-7 civarında bir oran var. Ama bu da tamamen yani o insanların bağışıklık sistemi içindeki bağışıklık sistemlerine bağlı olarak bir parçada etki ediyor. Yani şimdi herkes de aynı yanıtı vermeyebiliyor. Çünkü bu COVID-19'un sitokin fırtınası dediğimiz mevzu herkes de aslında ortaya çıkabilen fakat her bireyin de doğal bağışıklık dediğimiz sisteminin ve adaptif bağışıklık sisteminin aynı olmamasına kaynaklanan bir şey. Güçle ilgili olan bir şey belki biraz da bu. O zaman yani bağışıklığımızı güçlü tutacağız ki gelen o fırtınaya karşı tedbirli olacağız. Yani kapımızı kapatacağız, efendime söyleyeyim paltomuzu giyeceğiz, hırkamızı giyeceğiz, boynumuza, ağzımıza takacağız gibi. Ben şimdi tabii benimki biraz daha karikatürize edilmiş kısmı da. Hocam bu aşı, yani şimdi dediniz ki yani belki de kök hücre aşının yerine geçebilecek bir şey. Bu hani piyasada çok dolaşıyor. RNA'lı aşılar var. Efendime söyleyeyim bir de işte öbür türlü aşılar var. Bu RNA'lı aşı dediğimiz şeyin içinde bir tür kök hücre mi var o zaman? Yok yok hayır. Orada öyle bir şey yok. Şimdi kök hücre dediğimiz olay insandan alınan hücreden elde edilen onun en ufak işte hani yenilenme kapasitesi yüksek olan başka hücre ve dokulara farklılaşabilen bir hücre. Yani bu bizim yağ dokumuzda da var. Bu bizim işte kas dokumuzda var, diş dokumuzda var, saç kıl folikülünde var, derimizde var, her yerde, vücudumuz her tarafında var. Çünkü düşünün, şöyle kolunuz kesildiği zaman orası rejenere olup tekrar orası yenilenmiyor, yenileniyor. İşte orada da kök hücreler var. Aşı dediğimiz aslında buna aşı dememek lazım kök hücreye. Ama diğer aşı dediğimiz olay, bu RNA aşısı bu virüsün sahip olduğu genetik altyapının verilmesi anlamında düşünmek lazım. Yani siz o virüsün bir parçasını veriyorsunuz. Bunun kök hücre hiçbir alakası yok. Yani kök hücre bir aşı değil hiçbir zaman için onu söyleyeyim. Bir tedavi yaklaşımı ama aşı değil. İmmün sistemi tabii mutlaka uyaracak ama önleyici etkisi. Aşının şöyle bir özelliği. Aşı önleyici olmak zorunda. Şimdi aşı demek aslında immunizasyon demek. Immunization diye geçiyor işte bizde. Enfeksiyon ajanı vücuda girmeden önce, enfeksiyona karşılaşmadan önce immün sistemi o enfeksiyon ajanına karşı güçlendirmek anlamına geliyor. Dolayısıyla
Şimdi mesela bu COVID-19'a şu deniyor. Hastalığı geçiren bireyler aşı olacak mı tekrar acaba? Hastalığı geçirdiler neticede. Ama antikor koruyuculuğuna bağlı olarak tekrar aşı olabilirler. Antikor titrelerinin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. O ayrı. Diğer taraftan çocukluk dönemi aşıları var biliyorsunuz. Bir sürü hem bakteri hem virüse karşı aşılar var. Bu aşılarda da koruyucu olmak mevcutinde. Yani orada canlı işte verilebiliyor. İşte ölü aşı, daha doğrusu atenüye zayıflatılmış dediğimiz aşılar da var. Ölü aşılar da var. Şimdi bunları verdiğimiz zaman immün sistem daha mikroorganizma gelmeden önce ona karşı bir asker sistemini geliştiriyor. O asker sistemi geliştikten sonra o mikroorganizma ne zaman girerse girsin, hafıza dediğimiz hücreler var bizim vücudumuzda. O hafıza hücreleri aktive oluyor ve daha sonra tekrar ajan girdiğinde çok daha yüksek bir immün ve bağışık yanıtla beraber ona yanıt oluşturuyor. Sistem bu. Şimdi COVID-19'da gelen aşılar da aynı şekilde olacak. Yani onlar da bağışıklık sistemimizi virüs girmeden önce virüse karşı geliştirip bir hafıza hücresi meydana getirecek. Sistem aslında bunu sağlayacak. Biz yani tüm çalışma prensibimiz şeyimiz bu yönde gidiyor şu an için. Tamam. Peki o zaman şimdi her şey şunları böyle COVID'i bir tarafa koyalım. Gene dönelim çünkü oraya. Şu anda bizim için en önemli şey o. Ne zaman sağlıklı olacağız? Ne zaman sokağa çıkacağız? Bunlar için sizin fikirleriniz çok önemli, çok değerli ama şimdi sigaraya geri dönmek istiyorum. Bu hiç denendi mi kök hücre tedavisi? Sigara yüzünden işte KOAH olmuş ya da ciğerleri işte tamamen tükenmiş insanların üzerinde. Denendi. Clinical Trials diye bir site vardır bizde. Yani tüm dünyada. Yapılan klinik çalışmalar oraya mutlaka girilir. Oradan takip edilir. İşte ilk başta girilir. Hasta alınıyor denir. Hasta alındıktan sonra devam ediyor çalışma ya da çalışma bitti denir. Oradan takip edersiniz çalışmaları. Orada var. Yayınlanmış yazılarda var KOAH'la ilgili. Çünkü sigara kullanımının sonunda artık hani bu ileriki dönemlerde oluşan hastalık aslında KOAH hastalığı. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Akciğerlerin iyice küçülmesi, fonksiyonun yerine getirmekteki zorlanması, akciğer kapasitesinin düşmesi, anfizem dediğimiz akciğerin küçülüyor olması, kılcal damarların tamamen artık oksijen değişim noktasında biraz sıkıntıya girer noktada olması. Bunun hepsi akciğerdeki normal kaliteli yaşam döngüsünü kısıtlar bir noktaya geliyor. Şimdi bu noktada mezenkimal kök hücre uygulamaları yapıldı. Hem damar içinden hem direkt olarak akciğere verilen inhaler sistemle yapıldı. Görülen sonuçlar aslında oradaki akciğer dokusundaki rejenerasyonun arttığını gösterir. Bu çok önemli bir veri. Yani akciğerde rejenerasyon kapasitesini arttırıyor neticede bu. Bir de tabii ki şimdi enteresan deney anlatacağım ben bununla ilgili. Tabii yani bizim bütün bilimsel çalışmalarda laboratuvar çalışmaları, normal petrilerde yapılan laboratuvar çalışmaları dışında bir de işte o hayvancıklarla yapılan çalışmalar var. Hani deney hayvanlarıyla yaptığımız çalışmalar var. Farelerle, sıçanlarla yapılan, tavşanlarla işte ya bu güneyepik dediğimiz biraz daha sıçanı büyük. Hamster gibi. Hamster gibi olanlarla yapılan çalışmalar var. Şimdi bunlardan bir tanesi şöyle. Şimdi ilk başta astım alalım. Astımdan sonra KOAH'a geçelim. Şimdi astımdaki hayvanlara astım yapıyorlar. Ve bakıyorlar ki akciğerlerinde hücresinin infiltrasyonu artmış. Hücre miktarı artıyor astımda. Fakat artan bir hücre var akciğerde. O da eozinofil dediğimiz bir hücre. Yani astım hastalarında, alerjik hastalıklarda artan bir hücre. İki tane hücreden bahsedeceğim bugün. Bir eozinofil, bir de nötrofil. İki tane önemli hücre var bizim için. Eozinofillerin sayısı çok artıyor. Eozinofilin artması akciğerlerde alerjik reaksiyonun gelmesine, mukus salgılanmasına, çünkü o hücre dışarıya doğru bütün iç muhteviyatını verirse o zaman reaksiyonlar başlıyor. İşte bu reaksiyonlar sonucunda akciğerde o hasarlar meydana geliyor. Şimdi bu sistemde nötrofil sayısı çok düşük. Nötrofilleri yok bunda. Fakat bir başka hayvan grubunu alıyorlar. Sadece sigara içiriyorlar hayvanlara. Yani işte bir 5 sigara koyuyorlar, o bir duman sistemi var, onu çekiyor içeriye doğru ve hayvanlar bir kafes içinde o dumana maruz kalıyorlar.
Ve o dumanı soluyorlar. Şimdi buradaki olay sonucunda hayvan sigara içen bir insan, hani yıllarca içen biri noktasına gelemeyebiliyor ama yine de o sigaraya maruz kalıyor bir süre. Deney süresince. Akciğerlerine bakıyorlar bunların. Nötrofilleri yükseliyor. Şimdi nötrofiller özellikle inflamasyonda çok artar. Mesela yine bu hastalıkta COVID-19'da da nötrofil sayıları çok yükseliyor. Ve doku hasarının da meydana gelmesinde etkili olur nötrofiller. Yani hasarlı bölgeye ilk önce göç eden hücrelerdir. Ve orada salgınlıkların medyatörlerle, orada bulunmalarıyla, işte orada yaptıkları etkilerle beraber, şu bilimsel kısmına girmeyeceğim, oradaki patolojinin oluşmasına neden olur nötrofil. Bunun yükseldiğini gösteriyor çok fazla. Sadece sigaraya maruz bırakılan sıçanlarda. Ama eozinofillerde bir fark yok. Şimdi astımlı hastaya, yani astımlı hayvanı alıyorlar, ona sigara içiriyorlar bu sefer. Bakıyorlar ki hem eozinofilleri yüksek astım, hem nötrofilleri çok artmış. Yani hem astım olup hem de sigara içiyorsa birey, o zaman ondaki reaksiyon diğerlerinkinden çok daha ağır meydana geliyor. Çok ciddi nötrofillerin orada bulunmasıyla beraber işte oradaki inflamatuar yanıt meydana geliyor. İşte bu da hasar oluşturuyor. Koala hastalığında bu çok yüksek. Tabii, özür dilerim. Bir virgül, COVID-19'a sigara içenlerin daha ağır, yani COVID-19'u geçirdiği bu söylediğiniz nedenden dolayı olabiliyor. Olabiliyor. Yani, tabii. Evet. Doğru. Çünkü akciğerde ciddi hasar var zaten. Bir de üzerine bunlar geldi. Zaten daha fazla bir problem oluyor diyebiliriz. Dolayısıyla yani sigaranın tabii hiçbir şekilde yararlı tarafını gösteremeyiz. Sadece psikolojik olarak, onu da söylemekte yarar var. Çok kısa dönemde antidepresan etkisinden dolayı insanlar kullanmaya çalışıyorlar. Bu bağımlılık aşamasında. Bunun da sebebi şu. Psikolojik olarak insanlar, olayı biraz daha farklı bir yere taşıyacağım. İnsanlar kendilerinde oluşan buhran, sıkıntı, her neyse bundan kurtulmanın yollarını ararken kendini uyuşturmak üzerinden gidiyor. Yani zihni, beyni, alkol de aynı şey, sigara da aynı şey. Ve o da bir parça, ilk başta gerçekten şöyle bir başı döndürebiliyor insanlarda. Fakat ondan sonra çok ciddi olarak depresyona sebep olabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla hani şu an mesela şeylerde vardı, çok iyi bilirsiniz. 1970 yıllarında Cadı Kazanı diye bir oyun oynanırken AKM'de yangın çıktı. Bu yangında işte Amerikalılar dedi ki işte bunun kundaklama dendi, şu dendi, bu dendi. O dönemlerde ki hükümet sisteminde işte Ecevit döneminde, Demirel döneminde Türkiye, özellikle Ecevit, Türkiye'de kenevir yetiştiriciliğine izin verdi o dönemlerde. Verince Amerika'da uyuşturucu anlamındaki noktada suçlamaya başladı Türkiye'yi. İşte o dönemlerde de bu Cadı Kazanı dediğimiz o oyunda yangın çıktı AKM'de. Şimdi şöyle bir durum var. O yangında Şişli Etfale gelmişti yangındakiler. Merhaba, evet. Merhaba. Hocam doğru hatırlıyorum değil mi? Yani çok böyle hafızamı zorlayarak girdim bazı şeylere. Evet, evet. Akşam ben de hekimi olarak nöbetçiydim o hastanede. Yani başhekim değildim de başhekimi olarak. Hocam evet. Kusura bakmayın, bölmek istemedim ama çok güzel anlatıyorsunuz. Sigaranın bir de bugünlerde yapılan bir çalışma var. Bu stres ve bu bizim dışarıya çıkamamamız, psikolojik dediniz de değindiniz. Günde 15 sigara içmiş kadar da bizim psikolojimizi etkiliyormuş. Doğru hocam. Doğru. Yani peki bakın, oyunu neye bağladılar? Sigara hocam, içmeye mi? Hayır. Yani oradaki dönemde bir kundaklama olarak görüldü bu olay. Yani şimdi ben o dönemlerdeki şeyi anlatıyorum. Sistemi anlatıyorum. Şimdi Amerika'nın bu durumu, işte Türkiye'nin bu durumu derken bu hani şey uyuşturucu kısmından girerken şunu söylüyorum. Amerika bu kadar dikkatli olduğu sürede, o dönem içinde kendi ülkesinde işte o belirli sigaraların, işte bizim çocukluğumuzu hatırlarsınız, işte kemençeli kovboyların olduğu, işte o reklamlar vesaire, çok ciddi insanları sigara içme konusunda
teşvik etmeye başladılar. Ve şöyle bir şey gelişti o dönemde. Bir anda o Amerika'daki önemli sigara firmaları dediler ki ya biz şey kaybediyoruz, müşteri kaybediyoruz, ne yapalım? Çıkan şey bu, rapor, bizim hedef kitlemiz çocuklar. Lise çocukları, işte ortaokul, lisede okuyan öğrenciler. Ne yapalım peki? O zaman biz bunu tatlandıralım, çikolatalı yapalım diyerek hedef çocuklar üzerine gitti. Zaten sigarada hedef çocuklar hocam, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Yani çocuklar üzerinde, gençler üzerinde çok ciddi oyunlar oynandı o dönemler. Sonra Amerika yasakladı sigarayı. Tamamen yani bütün reklamları yasaklandı, her şey yasaklandı. Dolayısıyla hani bir tanıtım ve şey, mesela Türkiye'deki şeyden ben memnunum. Hani şu an bütün sigara paketleri üzerinde onları çekici, cezbedici noktalar tamamen kaldırıldı. İşte tek bir tip paket oldu. Açıkta satılmamaya başladı vesaire vesaire. Şimdi bu tek tip biliyorsunuz, tek tip Türkiye'den dünyaya yayınlandı, yayıldı. Tek tip bizden çıktı ve biz ödül aldık zaten Türkiye Sigara Savaş Derneği olarak. Çok çok önemli. Evet, evet. Ve bu kartellerde şeyi hatırladım, kusura bakmayın kesiyorum ama bu çok bilinen de bir şey aslında. Melih Aşık yıllar önce yazdı. Philip Morris'in sahibi demiş ki, siz Türkiye'deki 15 yaşın altındaki çocuklara sigara tiryakisi yapmadınızsa Türkiye'de hiçbir iş yapmadınız. Bakın 15 yaşın altı. Çok güzel değindiniz. Çünkü orada öğrenilen alışkanlıklar, her şey yerleşiyor. Bırakamıyorlar. Onlar bizi yani can evimizden vurdular maalesef o zaman. Kusura bakmayın, böyle hem biraz sizi soluklamak, dinlendirmek. Yok, ben her şeyde seviniyorum. Milat Hocam olağanüstü. Teyit ediyorsunuz. O da hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim. Ben de bunları çok önceden okudum. Hani tam benim alanım, uzmanlık alanım değil ama hani hatırımda kalanları çağırarak böyle yavaş yavaş sizlerle konuşmaya çalışıyorum. O yüzden. Bir şey daha şimdi o zaman eskiye doğru sizi madem döndürdük, o çocuk sağlığıyla uğraştığınız dönemlere döndürdük ama şöyle bir şey. Şimdi ben etrafıma bakıyorum. Çocukların çoğu astım hastası. Herkes, bütün anneler şikayetçi. Benim çocuğum astım hastası. Ondan sonra bu çocuk ileride zaten sigara migara olunca KOAH peşinden geliyor. Hastalıklar peşinden geliyor. Hocam, şimdi biz çocuklarımıza zaten Türkiye Sigarayla Savaş Derneği oluşu yani elimizden gelen baskılamayı yapıyoruz çocukların içmemesi için ama çocuk sağlığında özellikle astım hastalığı veya bu alerjik bünyeler neden arttı? Bu bir. İkincisi, bu çocuklarımızın hani böyle kesin bir tedavisi var mıdır? Hani ben artık tamam astım bitti, bir daha yok diye. Yoksa ömür boyu çekiyorlar. Onları da biliyorum. Bir tane de bende var çünkü. Bir de bu astım hastalığı kök hücre tedavisiyle ne kadar iyi olabiliyor? Türkiye'de bu nasıl uygulanıyor? Yani şimdi, bunu da bir alabilirsem sizden. Sonra tabii, tekrar çünkü sigaradan oluşan KOAH'a döneceğim. KOAH sonra ya da siz geçin. KOAH hastalığı kök hücreyle tedavi edilebilecek ise neden Türkiye'de uygulanamıyor o kadar çok fazla? Yani öyle diye bir soru. Şimdi alerjik hastalıkları oluşmasındaki etken iki türlü. Bir genetik etken, bir çevresel faktörler. Eğer anne babada herhangi bir alerjik reaksiyon varsa, altyapıda genetik olarak bir takım hatalar varsa, onun çocuğa da mutlaka geçmesi geçiyor. Yani genetik geçiş var, kılıtımsal. Çevresel faktörler de burada etkili oluyor. Yani çevrenin farklı mesela nedir? Endüstrileşme de bir şekilde astım tetkin olaylardan bir tanesi. Hava kirliliği, organik ya da işte besinlerle beslenmeme, gıda alerjileri açısından da bir noktaya gelebiliyorsunuz belki. Doğal besinlerle tanışamama, tamamen işte dışarıda bizim şey yapmadığımız hibrit gıdalarla beslenme, GDO'lu besinin ortada olması. Bunların hepsi bizim bağışıklık sistemimizi etkiliyor ve ileriye dönük de bize problemler, belki çocuklarımıza problemler çıkartıyor. Şimdi astım oluşmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de çok yüksek hijyen. Onu söylemekte yarar var. Çünkü
mikroorganizma ile karşılaşmak, düşük düzeyli mikroorganizma ile karşılaşmak bağışıklık sistemini güçlendirir. Şimdi Avrupa ülkelerinde alerji hastalıklarının görülme insidansının %20'lerde olmasının sebeplerinden bir tanesi çok temiz ve hijyenik ortamda olmaları. Düşünün, çiftlikte yaşayan bir çocuğu çiftlikte yaşıyor. Ondan sonra işte orada ineklerle, koyunlarla, kuzularla beraber iç içe. Oradaki işte ahırlara giriyor, samanlığa giriyor, çıkıyor vesaire. Bunların hepsi toprak. Hepsi bağışıklık sistemini güçlendiren bir nokta. Bu önemli bir şey bakın. Düşük düzeyde de olsa bazı mikroorganizmalarla karşılaşmak. Bu bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ama en büyük sebepler yaşam tarzımız. Bu çok önemli. Genetik faktörler ve çevreden aldığımız olaylar. Bunun tedavi yaklaşımları var tabii ki. Yani hocam önemli... tedaviye gelmeden çok güzel bir soru sordu Zeliha Hanım. Sayın moderatör, tedaviye hocam geçmeden bir şey söyleyebilir miyim efendim? Çok güzel anlattınız. Bu epigenetik çevresel faktörler. Biz çocukçularla epigenetik kongresi yaptık ilk defa Türkiye'de 2020'nin içinde. Yine böyle Zoom üzerinden. Gerçekten dediğiniz çok doğru. Ama sigaranın da çok büyük etkisi var. Eğer anne sigara içiyorsa DNA'sına çocuğunun hasar veriyor, o da onun çocuğuna hasar veriyor. Yani kötü bir miras torununa geçiyor. Çünkü bu miras ta eğer annede böyle bir veyahut da onun da annesinde varsa çocuğa geçiyor. Başka bir şey, çok önemli, güzel bir soru sordu Sayın Zeliha Hanım. Anne sütü burada en güzel koruyucu. Çünkü anne sütü ilk aşısı bebeğin. Anne sütünden bütün antikorlar bebeğe geçer. Ve biz bu nedenle 6 ay hiç su bile vermeden 6 ay anne sütü diyoruz. Bunu dememizin nedeni işte bu hocam. Çünkü anneden aldığı hazır antikorlar bebek alıyor. Maalesef göğsün bozulacak veya herhangi bir nedenle çocuğa süt vermiyorsa anne, bunlar oluyor. Bunlar oluyor. Bu çok önemli bir şey. Genetik, epigenetik ama beslenme. Süt. İlk aşısı. Ben hep derslerde de böyle anlatırdım. Yani ilk aşı. Aynen öyle. Çok da, kusura bakmayın, etiyolojide söyleyeyim, şimdi tedaviye geçin. Bir de eklemek istediğim bir şey var benim. Sizi destekleyen bir takım bilgiler var bende de. Annenin hamilelik döneminde yaşadığı her şey, alkol, sigara, işte enfeksiyon, çocukta astım tetikleyebiliyor. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Otizmi tetikliyor. Yani inflamasyonu arttıran her türlü yanıt gebelik döneminde, evet, çocukta etkisini gösteriyor. Plazenta'dan geçen çocuk doğduğu zaman hemen aşılanmasa da işte 6 ay boyunca onlarda anneden gelen IgG antikorları var. Plazenta'dan geçen. IgG'ler plazenta'dan geçiyor. Emzirmede çok güzel bir antikor, IgA antikoru, mukozal sistemi, mukozal bağışıklığı tamamen yerine getiren ve onu tamamen koruyan bir sistem oluşturuyor. Anne sütü inanılmaz önemli. Buna da tamamen katılıyorum size. Bu anne sütünde aynı zamanda çocuğun psikolojisini de, biliyorsunuz bizim de psikolojimiz bozulunca immün sistem çöküyor. Çocuk diyor anneye yakın olur, temas eder. Annenin memesini dayayıp emerse psikolojik de immünitesinin iyi olduğu söylenmekte. Çok önemli bu. Plasentadan geçen, anne sütünden geçen olayları herkes unutuyor. Önemli hocam. Çok teşekkür ederiz. Aynı dili konuşuyorum. Aynen. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi tedavi yaklaşımları var tabii. Yani belirli yaklaşımlarımız var. Bu konvansiyonel tedaviler var. Aşı tedavileri var. İşte kortizon tedavileri olabiliyor ya da antihistaminikler kullanılabiliyor belirli dönemlerde. İşte bu beta-2 blokerler dediğimiz sistemi baskılayan yine ilaçlar var. Bunların hepsi aslında yaşam kalitesini arttırmak için. Yani astımın geçmesini eğer isteniyorsa o zaman immünoterapi ile beraber bağışıklık sisteminin eğitilmesi gerekiyor. Kök hücre burada da etkili oluyor. Biz bunu çalışmalarda gördük. Peki neden? Mesela kuahta da kök hücre kullanılabiliyor. Doğru. Ama neden şu an sistem bunu kabul etmiyor? Çünkü kanıt, işte Helsinki Deklarasyonu hocam çok iyi bilir, kanıtlanmamış bir tedaviden bahsediyoruz. Yani gerçekten kanıtlanmamış, kanıtlanması gereken bir tedavi. Kanıtlanmış yönü şu: bilimsel yayınlarla yapılan çalışmalarla, klinik çalışmalarla çok ciddi veriler var elde. Ama
bir mevzuat var. Yani siz kök hücreyi elde edip işte BioNTech'in aşısı -70'lerde gelmesi gerekiyor. Belirli bir şeyde gidiyor. Onu kalkıp eczaneden alamayacaksınız. Ama ötekini eczaneden alabileceksiniz diğer aşıyı. Buzdolabına saklanabiliyor çünkü. Grip aşısı olmak için, hepatit aşısı olmak için gittiğinizde eczaneden alıp biz o zamanlar oluyorduk aşımızı mesela. Onlar saklanabiliyor +4 ama bunlar saklanabiliyor. Kök hücre de böyle. Özel üretim protokolü üretilecek ve belirli saklama formatlarına saklanacak. Yani aslında kişiye özel tedavi dediğimiz noktada biz bunu görüyoruz. Kişinin immün sistemi, bağışıklık sistemi, klinik verilerine bağlı olarak tedavi protokolleri geliştirilebiliyor. Biz şu an mesela veteriner kliniğinde anlamında çalışma yapıyoruz. İşte bu Malmö Üniversitesi'nde Teknopark'ta bir merkez kurduk. Kök hücre merkezi kurduk. Marsistem diye üniversite içinde bir merkezimiz var mesela. Ne güzel. Orada biz bu tedavi yaklaşımları denemeye başladık. Kuaht da bizim çalışma grubumuz içinde. Bunu da söyleyeyim. Değerli hocam, o çalışmamızı biz yapıyoruz bizim üniversitedeki hocalarımızla. Göğüs hastalıklarıyla beraber. İnşallah Sait hocamız da var bize beraber çalışan. Emel Hoca var çalışan. Onlarla beraber bu çalışmayı yapacağız ve inşallah yayınlayacağız yakın zamanda. Derya ne kadar kaldı? Son 1,5 dakikamız kaldı. Sorun, sorun var mı? Selih Hacım sorun var mı? Yoksa şitemsel hocasını yakalamışken hocam şöyle. Bu overdeki şitemselle gebeliklerin olduğu ve de PRP'li olduğu söylenmekte. Benim böyle çocuğu olmayan hastalar var da gerçekten yüz güldürücü mü? Yani sizin yapılan çalışmalarda hem PRP'nin hem şitemselin bu overleri uygulanmasıyla gebelik şansı. Teşekkür ederim. Hocam, ben teşekkür ederim. Onunla ilgili bir çalışma ben şu an incelemedim açıkçası. Yani duyduğum şeyler var ama bizzat okumadım. Ama mutlaka oradaki rejenerasyon ve sistem uyarısını yapıyor. Evet. Sırıtıcı kullanılıyor neticede. Evet, çocukları var bir iki ama çok nadir. Bir iki vaka onun için ya sormak orada, istedim. Burada hücre bölünmesini, hücre çoğalmasını, oradaki mikro çevre destekleyen bir sistem kök hücreler. O anlamda orada uygulanabiliyor. Bunlar var. Ama dediğin gibi kanıtlanmış olmasını istiyorsak bunların işte çok bilimsel yayın olması lazım. Kohort çalışmaları yapmak lazım. Artisiyle evet. Tabii yani. Onları evet. Yapmamız son soru. Covid aşısına olalım mı? Olmayalım mı? Hemen kapanabilir. Evet, hayır. Olalım. Yani aşı şu an için olalım. Yani %0 mı, %1 mi? %1 bile önemli. Hangisini? Hangisini? Sinovac mı yoksa messenger RNA'lı mı? Sinovac yani şu an için en garantisi ölü aşı. Ölü aşı. Ölü aşı. Atyanya tabii doğru söylüyorsun.